Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki avamili birgivi dersimizde amil konusunu elhamdülillah bitirmiştik ve elbabu sani ikinci baba geçiş yapmış olduk. Kardeşler bizler birinci dersimizde de söylediğimiz üzere avamil kitabı 100 şeyden ibaretti ve bu 100 şeyin 60 tanesi amiller hakkındaydı. Yani etki edenler, kelime üzerinde etki sahibi olanlar. 30 tanesi de mamul hakkındaydı. Yani o etki eden amillerin etkisinde olanlar, yani etkilenenler, üzerinde amel yapılanlar. Üçüncü bab ise, üçüncü bab ise iğrab hakkındaydı. Yani ortaya çıkan etki. Şimdi kardeşler el babu sani ikinci bab fil mamul mamul hakkındadır. Ve huve o yani mamuller darbeyni iki çeşittir. İki çeşittir. Birincisi mamulun bil asaleti. Asli mamuller. Bir diğeri ve mamulun bit tebaiyeti. Tabi olan mamuller. Ey yani i'rabuhu onun i'rabı yani tabi olan mamullerin i'rabı yekunu oluyor. Misle i'rabi metbu'ihi tabi olduğunun i'rabı mislince yani onun gibi oluyor. Şimdi kardeşler mesela amil konusunun ilk amillerinden olan harfi cerleri bir inceleyelim. Mesela ben zehebtu ile suki çarşıya gittim cümlesini kurduğumda. Buradaki ila harfi ceri bir amildir. Zira suuk ismi üzerinde, dikkat edin suuk, çarşı ismi üzerinde bir etki yapmış. Yani o suuk kelimesinin suuki şeklinde okunmasını sağlamıştı. İşte bu suuk kelimesi amilden etkilendiği için bu suuk kelimesi mamuldür. Dikkat edin suuk kelimesi mamuldür. Yani Harficerin ismi burada mamul olmuş oluyor. Eğer mamulle direkt olarak bir amilden etkileniyorsa, direkt olarak bir amilden etkileniyorsa bu mamullerin ismi mamulu bil asaledir. Yani asli olan mamuller. Direktmen bir amilden etkilenenler. Ha, eğer e, bir mamul ki amilden direkt etkilenen bir mamule tabi oluyorsa ve o o şekilde etkilendiği için o da etkileniyorsa yani dolaylı yoldan etkileniyorsa bu şekilde olan mamullere de mamulü bit tebeye diyoruz. Kardeşler bu ilk e, başlıklara ayırma tanım kısımları e, tam olarak anlaşılır değildir. Bizler bir konuyu o konunun örnekleriyle daha iyi bir şekilde anlıyoruz. Eğer yani bu kısmı tam olarak anlamadıysanız hiç önemli değil. İleride örnekler geldikçe asli mamulü ve tebe'i olan mamulü inşallah daha iyi anlamış olacaksınız. Söyledik ki mamuller iki kısımdır. Mamulü bil asaleti asli olan mamuller. Bir diğeri ve mamulün ma bir tebe'iyeti tabi olan mamuller. Ey yani buradaki ey şurayı tefsir ediyor. Yani açıklıyor. Tabi olan mamulleri açıklıyor. Ey yani i'rabuhu onun i'rabı yani tabi olan mamulun i'rabı yekun oluyor misle gibi i'rabi metbuhi tabi olduğunun i'rabı gibi oluyor. İrabının misli gibi oluyor. El mamulu bil asaleti asli olan mamuller. Şimdi kardeşler burada mamulleri ikiye ayırdı asli olan mamuller ve tabi olan mamuller ve burada birincisini anlatıyor. El mamulu bil asalati asli olan mamuller. Eddarbul evvelu birinci çeşit yani birinci kısım erbaatu envain. Dört çeşittir. Birinci kısım ed darbul evvelu yani e, mamullerin bu iki kısmının asli ve tabi olan mamullerin e, bu iki kısmının birincisi yani mamul bil asale Erbaatü envain dört çeşittir. Birincisi merfuun ref olunanlar. ikincisi mensubun nasb olunanlar. Üçüncüsü mecrurun cer olunanlar. Cer olunma muhtasun hastır bil ismi isme hastır. Dördüncüsü meczumun cezim olunanlar. Bu da muhtasun bil fiili fiile hastır. Şimdi bunları tek tek açıklayacağız. Kardeşler bizler bazı amillerin bazı isim veya fiilleri ref ettiğini söylemiştik. Örneğin inne. İnne zeyden kaimun cümlesinde inne haberini ref etmiştir. Zira biz inne ve ona benzer diğer harflerin tanımını şu şekilde hani e, amil konusunda işlemiştik. Hurufun tensibul isme ve terfaul habere hurufun harflerdir. Tensibul isme ismini nasb eder ve terfaul habere haberini de ref ederler. Dikkat edin. İnne haberini ref ediyor. İşte burada merfuun ref olunanlar. Yani innenin etkisiyle o ref olan o haber. İşte o haberin ismi merfudur. Zira innenin etkisiyle innenin etkisiyle ref olunmuştur. Dikkat edin merfuun mensubun mef'ulun kalıbındadır. Mef'ulun yani ismi meful kalıbındalardır. Yani olunmuş, merfuun merfu, ref olunmuş. Mensubun nasb olunmuş. Ha mesela e, nasb olunan mensuba da şunu örnek verebiliriz. Mesela inne Zeyden qaimun cümlesinde inne Zeyden qaimun. İşte oradaki Zeyden kelimesi dikkat edin nasb etmiştir. Zira bu inne gibi olan inne enne ke enne hurufun harflerdi. Tensibul isme ismini nasp ediyorlardı. İşte biz bu mensup konusunda da nasp olunanları inceleyeceğiz. Nasp olunan mamulleri inceleyeceğiz. Bir diğeri mecrurun cer olunanlar. Örneğin az önceki örnekte verdiğim gibi. Zeheptu ile suqi çarşıya gittim. Zeheptu ben gittim ile suqi çarşıya. Şimdi buradaki ile harfi cer bir amildir. Bunun mamuli kim? buradaki ila harfi cerinden etkilenen kim? suki kelimesi, çarşı kelimesi. Ne olmuş? Nasıl etkilenmiş? Suqi'nin cer olmasını sağlamış. Zira ila bir harfi cerdir ve suqi kelimesinin cer olmasını sağlamış. İşte bu cer olan bu kelimeye mamul diyoruz ve mecurur diyoruz. Çünkü zira bu kelime cer olunmuştur. Fakat dikkat edin. Mecrurun cer olunma özelliği muhtasun hastır. Bil ismi isme hastır. Zira kardeşler dikkat edin. Bizler cer eden amilleri cer eden amillerin iki tane olduğunu gördük. Birincisi harfi cerlerdi. Yani harfi cerlerin hepsi isimleri cer ediyordu. Bir diğeri ise dünkü dersimizde işlediğimiz üzere mudaftı. Mudaf da mudafun ileyhi cer yapıyordu. Yani isim tamlamalarında mudaf, mudafun ileyhi cer yapıyordu. İşte bu cer olma özelliği muhtasun. Hastır bil ismi isimlere kastır. Bizler zira harfi cerleri işlerken hürüfun tecurrusmen vahiden fakat sadece bir ismi cer eden harflerdir şeklinde bir tanım yapmıştık. Zira bunlar ismi cer ediyorlar. Fiil cer olmaz. Dikkat edin fiil cer olmaz yani fiilin son harekesi kesralı okunmaz. Fiil cer konumunda olmaz. Şimdi kardeşler söylediğimiz gibi mecrur olma özelliği isme kastır. Fiil olmaz. Ha, mesela mudaf. Mudaf ve mudafun ileyhi de zaten ismi üzerinde isim tamlaması. Bu da zaten isme has olan bir özelliktir. Zira cer olma özelliği isme hastır. Bir diğeri ve mecuzumun cezim olanlar yani cezim olan mamuller bu da muhtasun hastır bil fi'li fiile hastır. Kardeşler bizler şimdiye kadar işlediğimiz amillerde hiç cezim olan bir harf yani son harekesi cezim olan daha doğrusu bir isim görmemiştik. Fakat fiiller cezim oluyordu. Örneğin lem yensur, lemma yensur gibi dikkat edin fiiller cezim oluyordu. Zira mesela lem yensuru inceleyelim. Lem bir amildi. Peki özelliği neydi? Fiili mudari cezmetmesi. Böyle bir ameli vardı. Ve bu ameli yaptığı için de amildi. Peki bu lemden etkilenen kim? Yensuru kelimesi. Dikkat edin yensur oluyor. Lem yensur. İşte bu yensur etkilenene de biz mamul diyoruz. Ve aynı zamanda lem yensur cezim olduğu için de yani lemin etkisiyle cezim olduğu için de mecuzumdur. İşte bu cezim özelliği de muhtasum hastır. Bil fi'li fiile khastır. Şimdi kardeşler burada mamulu bil asalenin dört kısma ayrıldığını söyledi. Yani asli amillerin merfular, mensuplar, mecrurlar bir de meczumlar. Şimdi ise bunları tek tek anlatacak. El merfu ref olunanlar. Şimdi burada hangi mamullerin Hangi mamullerin ref olduğunu bizlere anlatacak. Emmel <laughs> merfu'u ref olunanlara gelince. Emmel <laughs> merfu'u ref olunanlara gelince fetisatun <laughs> dokuz tanedir. Demek ki bu 30 mamulün dokuz tanesi ref olunan mamullerdir. El evvelu birincisi el fa'ilu fa'ildir. Kardeşler bizler her dersimizde verdiğimiz bir örnek vardır. Zeydun eee Nasara Zeydun mesela. Nasara Zeydun. Zeyt yardım etti. Nasara Zeydun Amra. Zeyt Amra yardım etti. Dikkat edin bizler hep failleri ref okuyoruz. Zira Nasara Zeydun diyoruz. Nasara Zeydun. Ve biz isterse bu fail fiilin etkisiyle yani fiil fi, isterse bir fiilin faili olsun veya Fiile benzeyen şu hani bizler kıyasi amillerde işlemiştik. İsmi fail, ismi mef'ul veya bu tür şeylerin faili olsun her zaman ref harekesi yani ref konumundadır. Merfu konumundadır. Ref ile okunur. Zira el evvelü birincisi el failu faildir. Şimdi buradaki örneğe bakalım. Nefvi örnek. Rahimallahu ta'ibe. Allah rahime acıdı rahime acıdı. Allahu Allah ettaibe tövbe edene. Allah tövbe eden kimseye acıdı. Şimdi kardeşler rahime bir fiildir. Bunun faili Allah'tır. Zira kim acıdı? Allah acıdı. Yani bu acıma işlemini yapan Allah'tır. Allah burada fail olması hasebiyle dikkat edin merfu okuyoruz. Ra rahime bir fiildir ve biz fiillerin kıyasi amil olduğunu söylemiştik. Zira dikkat edin kelimeler üzerinde etki sahibi. Failinin ne yapmış? Ref etmiş. E ettaibe ise mef'ulüdür ve mef'ulünü de nasbetmiştir fakat bizim merfu'ları işlediğimiz için buradaki muhatabımız Allah kelimesi. Allah kelimesi fail olması hasebiyle ref olmuştur ve biz diyoruz ki bütün failler ref olurlar yani merfu konumundadırlar. Ve sen ikincisi naibul fail. Kardeşler bizler naib-i faili de anlatmıştık. Naib-i fail meçhul fiillerde oluyordu. Meçhul fiillerde direkt bir fail bulunmadığı için mef'ul o fail yerine naiplik yaptığı için biz o e, aslen mef'ul olan o kelimeyi o kelimeye naib bir fail diyorduk. Ve naib bir fail de dikkat edin mensup değil fail yerine naiplik yapması sebebiyle merfudur. Ne örnek ruhimet taibu tövbe edene acındı. Dik, e, şimdi kardeşler burada dikkat edin rahimenin Burada meçhul kalıbını getirmiş. Nusira gibi. Ruhime acındı manasında. Dikkat edin bakın bu, burada acıdı. Acıdı. Burada acındı. Kime acındı? Ette ibu tövbe eden kimseye. İşte biz burada baktığımızda acındı fiilini söylediğimizde bunun faili belli değildir. Zira faili meçhuldür. Peki kime acındı? Ettaibu tövbe eden kimseye. İşte buradaki ettaibu kelimesi aslen mef'uldür. Ama dikkat edin bizler meçhul fiillerdeki mef'ule naibi fail diyoruz. Yani fail yerine naiplik yapıyor. Ve bu hasebiyle de naibi fail de meçhul fiillerde naibi fail de merfudur. Yani ref olunmuştur. Ruhimenin etkisiyle mef olun ref olunmuştur. Ve su. Üçüncüsü el mübteda u mübteda ve rabiu Dördüncüsü de el haberu haberdir. Mübteda ve haber. Kardeşler bizler bir önceki dersimizde işlemiştik. Mübteda ve haber merfu'lardı. Yani ref olunmuşlardı. Peki hangi amilin etkisiyle? Manevi amilin etkisiyle. Zira mesela biraz yukarı çıktığımızda hemen şurada gelecektir. Ee, manevi olan amiller dedik ki iki tanedir. Birincisi rafiyol mübdedayı ve haberi. Mübteda ve haberi ref eden amiller. E şimdi mübteda ve haber ref olunduğuna göre bunlar merfudur. Dikkat edin. Merfudur. Muhammedun Resulullahi. Muhammed Allah'ın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Dikkat edin. Buradaki hem mübdeda yani cümleye başlayan ilk isim ve o mübdeda hakkında haber veren haber. Muhammedun Resulü Dikkat edin her ikisi de ref olunmuşlar manevi amil tarafından. Fakat bizler bu her ikisi manevi amil tarafından ref olunduğu için bunlara merfu diyoruz. Bizler de zaten şu anda merfu konusunu işliyoruz. Bir diğeri. Ha. E, söyledik, ve söyledik müptede ve rabi dördüncüsü haberdir söyledik. Yani bu dokuz tane merfunun üçüncüsü ve dördüncüsü müptede ve haberdir. Ne örnek? Muhammedun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatemul enbiyai peygamberlerin sonuncusudur. Dikkat edin hatemul sonuncusudur enbiyai peygamberlerin. Aleyhimus salatu ve selam. Ee, salat ve selam onların üzerine olsun. Şimdi kardeşler buraya baktığımızda bu bir isim cümlesidir. Zira bir isimle başlamış fiille değil. E, madem isimle başlamışsa o zaman biz ilk gelen isme diyoruz ki müpteda mübteda Muhammedun mübtedadır. E bu mübteda olması hasebiyle manevi amil tarafından ref edildiği için de merfudur. Muhammedun kelimesi buradan merfudur. E peki Muhammed biz söylesek ki Muhammed söylesek ve dursak bu cümle haberini istiyor. Muhammed nedir? Hatemul Enbiya'yı, peygamberlerin sonuncusudur. İşte buradaki hatemu da haberidir. Muhammedun'un haberidir. Hatemu sonuncusudur. Dikkat edin. Ee, peygamberlerin sonuncusudur. Bu arada kardeşler şurada dikkatinizi çekeyim. Burada mudaf ve mudafın ilehi var. Hatemul Enbiya'yı peygamberlerin sonuncusu. Bakın bir isim tamlaması. Peygamberlerin sonuncusu. Ee, i̇sim tamlamasında isim tamlamasında bu Hatemu sonuncu kelimesi peygambere dayandırıldığı için o dayananla biz mudaf diyorduk. Hatemu. E, mudafun ileyhi ise mecrurdu. Dikkat edin mudaf mudafun lehi mecrur yapmış. Enbiya-i. E, fakat burada zaten enbiya kelimesi, enbiya kelimesinin amili hatemdir. Ve hatem kelimesi de aynı zamanda haber olduğu için yani Muhammed'e haber olduğu için de merfu olmuştur. Zira burada müptede ve haber merfuatlardandır. Yani ref olunanlardandır. Manevi amilin etkisiyle ref olmuştur. Vel hamisu beşincisi ismu kâne ve ahavatuhu. Kânenin ismi yani kâne ve arkadaşlarının ismi. Şimdi kardeşler kâne e, bizler kıyasi amillerde fiil konusunda işlemiştik. Kâne ve arkadaşları yani kâne ve onun gibi olan Kâne ve yine onun gibi olan fiillere ef'ali nakıs diyorduk. Ef'ali nakıs yani nakıs fiiller. Kâne, lelleyse, madame. İşte bu tür fiillere biz nakıs fiiller diyorduk. Ve dikkat edin bunlar e, kâne ve ahavetuhu dedi. Kâne ve kardeşlerinin ismi merfudur. Zira dikkat edin bizler önceki dersimizde de söyledik. Kâne müpteda ve haberin başına dahil oluyordu. Müpteda ve haberin başına yani isim cümlesinin başına dahil oluyordu. Ve ismini ref haberini de nasp ediyordu. ismini ref haberini nasp ediyordu. Zira kâne bir fiildir. İşte o mübdede haberdeki o ismi sanki kendine fail yapıyor. Haberi de sanki kendine mef'ul yapıyordu. Ve kâne ve onun gibi olan diğer nakıs fiiller kâne, madame, leyse, sare gibi bu tür fiiller o mübdede haberdeki müptedayı ref yapıyor, haberine nasp yapıyorlar. Ve mübdede haber, mübdede haber Rin başına bir amil gelince de hatırlayın kardeşler inne de de aynı soruyordu. Bizler bizler artık buna müpteda haber söylemiyoruz. Kane'nin ismi Kane'nin haberi diyoruz. Ne örnek? Kane Allahu Allahu Teala idi. Allahu Teala oldu ne oldu? Alimen hakima. Allah Teala'dır. Ee, buradaki kâne efalen nakisedir ve manası e, bizler daha önceden kâne'yi söyledik. Oldu manasındaydı. Dır manasındaydı. idi manasındaydı. İşte burada kâne Allahu Allah Teala Allahu Teala'dır. Nedir? Alimen hakime, alim ve hakimdir Şimdi buraya baktığımızda biz Allahu Teala'dır söylediğimizde bu cümlede bir nakıslık var. Zira biz zaten bu cümlede kâne bu cümleyi tamamlayamadığı için bu tür fiillere ef'al-i nakise yani nakıs fiiller diyorduk. Allahu Teala'dır nedir? Alimen hakime, alimdir, hakimdir. Zira kâne ve onun gibi olan diğer ef'al-i nakise ismini ref ediyorlar. Kâne Allah-u. Bizim burada muhatabımız e, muhatabımız Allah ismidir. Çünkü bizler şu anda merfuatları yani merfu olanları işliyoruz. Zira kâne bir amildir. E, kânenin yaptığı amel de şudur. ismini ref ediyor, haberini de nasp ediyor. Allahu Teala'dır. Allahu Teala nedir? Alimen alimdir, hakimen hakimdir. Allahu Teala alim ve hakim olanıdır. Buradaki alim ve hakim de e, Kane'nin buradaki alim ve hakim de Kane'nin aynı zamanda haberidir. Şimdi kardeşler eğer biz burada Kane'yi hiç koymasaydık bu şu şekilde olurdu. Allahu alimun hakimun olurdu. Zira Allahu şeklinde başladığım için Allah orada müpteda olurdu. Alimun o müptedanın haberi, hakimun yine müptedanın haberi olmuş olurdu. Fakat bizler kâne ve ona benzer olan diğer fiiller getirdiğimizde yani nakıs fiiller getirdiğimizde kâne sare gibi bunlar ismini ref ediyorlar, haberini de nasp ediyorlar. Yani sanki hani normalde fiillerin faili ve mef'ulü olur. Buradaki de sanki kânenin ismi dediğimiz sanki kânenin failidir. Kânallahu Allah'tır. Nedir? Alimen hakime. Alimdir, hakimdir. Bunlar, bunlar da sanki kânenin mef'ulüdür. Ve altıncısı haberu babi inne. İnne babının haberi. Kardeşler hatırlayın bizler inne enneke enne lakinnelleyte <laughs> lealle gibi bu tür fiillere diyoruz ki hurufun tensibul isme ve terfaul habere. Dikkat edin terfaul habere. Terfaul habere. Yani haberini ref ediyor bunlar. E haberini ref ettiğine göre de bu ref edilen bu isim veya ref edilen bu kelime e, merfudur. İşte bizler de zaten şu anda merfu konusunu işliyoruz. Nehu örnek. İnnel ba'se muhakkak ki dirilme hakkun haktır. İnnel ba'se muhakkak ki dirilme hakkun haktır. İşte buradaki ba'se kelimesi innenin ismidir. E zaten bizler hurufun tensibul isme. ismini nasp ediyor inne. Bakın buradan nasp etmiş. E fakat bizler şu anda merfuları işlediğimiz için bizim muhatabımız hakkun innenin haberidir. İnnenin haberi de yine merfudur. Aslında kardeşler bizler şu anda yeni bir şey öğrenmiyoruz. Bizler daha önceden öğrendiğimizi öğrendiğimiz şeyleri tekrardan bir inceliyoruz. Ha tabi ilerleyen konularda yeni bilgiler de gelecektir. Ve sabi'u yedincisi haberu la linefil cinsi cinsini nef eden la'nın haberi. E bizler zaten la yani la amilini de ve illa fil istisnai munkatiya şeklinde söylemiştik. Bunları da hurufun tensibul isme ve terfaul habere şeklinde söylüyorduk. İşte la da bu e, bu tanım içerisine dahil olduğu için yine haberini ref ediyor. İşte o haberinin de ismi merfu olmuş oluyor. Yani ref olunan. Şimdi cümleyi inceleyelim. Ne örnek. La amele murain makbulun. La amele murain. Riyakarın ameli değildir. Ne değildir? Makbulun kabul olunmuş değildir. Riyakar bir kimsenin ameli kabul olunmuş değildir. Makbulün. Şimdi la, la amele. Ameli değildir. La amele. Şimdi buradaki la ismini ne yapmış? Nasp etmiş. E zaten bunların özelliği hurufun tensibul ismeydi. İsmini ne yapmış? İsmini burada nasp etmiş. La amele murain riyakarın ameli değildir. Ne değildir? Makbulun, kabul olunmuş değildir. İşte buradaki makbulun da la'nın haberidir. E haberini de burada ref etmiştir. E, ref olduğu için de merfudur. Ve sekizincisi... ismu ma ve la bileyse. Mavela'nın ismi. O Mavela ki Leyse'ye benziyor. Yani Leyse'ye benzeyen Mavela. Kardeşler bizler bu konuyu işlediğimizde söylemiştik ki Mavela Leyse'ye benziyor. Zira Leyse, Leyse'nin de manası değildir idi. Ve bunların da manası değildir idi. Ve aynı şekilde bunlar Leyse gibi hareket ediyorlardı. Zira de Tıpkı kâne gibi efal-i nakiseden de ismini ref, haberini nasp ediyorlardı. Kanede olduğu gibi ismini ref, haberini nasp ediyordu. Leyse e bu mavera leyseye benzediği için bunlar da aynı ameli ya yapıyorlardı. Biz söylemiştik harfani terfa'anil isme ve tensibanil habere. Yani harfani iki harftir. Terfanil isme. İsmini ref ediyor. Bakın. Terfanil isme. ismini ref ediyorlar. E bu ma etki ederek bu ref ettiği bu ismede biz diyoruz ki merfu. İşte bu mamule merfu diyoruz. Nehu örnek. Ma tekebburu büyüklenme değildir. La lil alimi. Alime layık değildir. Ma tekebburu büyükleme layık değildir. Lil alimi Alime yani büyüklenme alime yakışmaz. E dikkat edin buradaki. Ma tekebburu laiken. Büyüklenmek değildir. Büyüklenmek değildir. Ne değildir? Layık değildir lil alimi alime. Şimdi buradaki tekebburu kelimesi, tekebbur kelimesi ma'nın ismidir. Ma'nın ismidir. Ma tekebburu büyüklenmek değildir. İşte buradaki ma yani ismini ref eden, haberini nasp eden ma burada ismini ref etmiş. Dikkat edin etki yapmış. İşte bu tekebur kelimesi ma amilinden etkilendiği için mamuldur. Amilden etkilenenin ismi mamul. E, bu amil bunda ref etkisi yaptığı için de merfu diyoruz. Et tekebburu, ma tekebburu büyüklenmek değildir. Layıkan layık değildir. Bakın ne değildir? Layık değildir. Buradaki layık endemanın haberidir. Sıra bize haber veriyor. Layık değildir. Lil alimi alim olan kimseye. Bir diğeri ve hasedun. Ma ve la. La hasedun. Haset değildir. Ne değildir? Helalen. Helal değildir. Haset helal değildir. Şimdi buradaki la. Leyse'ye benzeyen la. Yaptığı amel. Yani bu la amilin yaptığı amel. İsmini ref etmek haber neden etmek. E buradaki hasedun la hasedun haset değildir. Buradaki haset bir isimdir yani la'nın ismidir ve la amili buna ref etkisi yapmış ve buna merfu diyoruz. Aynı zamanda da bu bir mamuldür. Bu bir mamuldür zira amilden etkilenmiş ve bu amil ona ref etkisi yaptığı için de buna merfu diyoruz. Yani ref olunmuş. Haset değildir ne değildir? Helalın. Helal değildir. Haset helal değildir. Bu, bu arada kardeşler bir tiyo vereyim. Bu genelde medreselerde söyle, söylenen bir e, kelimedir. Küllü dırdırın haberun. Her her dırdır haberdir. Şeklinde bir e, cümle kurulur. Bunun zaten yarısı e, Arapça yarısı Türkçe. Yani küllü dırdırın. Yani her dır dir eki haberin hak haberdir. E dikkat edin biz hep haberleri söylerken sonuna dır ekliyoruz. Yani Türkçedeki dır ekini, e, ekini ekliyoruz. Zira mesela diyor ki la hasedun. Haset değildir. Ne değildir? Helal. Helal değildir. Bakın bu haber veriyor. Helal değildir. Orada da bir dir eki getirmiş oluyoruz. Mesela şu cümleyi incelediğimizde ma tekeb buru büyükleme değildir. Layık, layık değildir. Ne değildir? Layık değildir. İşte bu da bize haber vermiş oluyor. Ve tasiyo dokuzuncusu el fi'lul mudari'u. Fiili mudari. Ama el haliye boş olan anin nevasibi nasb edenlerden bir de vel cevazimi cezm edenlerden boş olan fiili mudari. Onlardan hali olan uzak olan. Şimdi kardeşler hatırlayın. Bizler fiil mudarinin, fiil mudarinin tek başına zikredildiğinde yensuru gibi manevi amil tarafından ref edildiğini söylemiştik. Bir önceki dersimizde bizler manevi amilleri işlerken fiil mudarinin de manevi amil tarafından ref edildiğini söylemiştik. Ama fiil mudari hangi durumda reftir? Yani hangi durumda o son harekesini ötürü okuyoruz yensuru? Diyor ki haliye hali olduğunda yani boş olduğunda uzak olduğunda anin nevasi bir nasp ve cevazimi cezmediciler. Kardeşler nasp ve cezmedicileri hatırlayın. Nasp ediciler key izen. Bunlar fiil mudarinin başına dahil olduğunda o e, fiil mudari nasp ediyorlardı. Enlenkey izen. Mesela len yagfira. Dikkat edin yagfiru değil len yagfira diyoruz. İşte bu nasbeden bu e, bu amillerden veya cezmedenlerden lem lemman la lamul emri bunlar gibi veya nehi için gelen la bu cezmeden veya bu amillerden bu edatlardan soyutlanınca fiili mudari de merfudur zira amil taraf e, manevi amil tarafından ref olmuştur neh örneği yuhibbu sever Allahu Allah Teala yüce olan Allah et teva tevazuyu yüce olan Allah tevazuyu sever Kardeşler buradaki yuhibbuya dikkat edin yuhibbunun başında herhangi bir nasb edici veya cezmedici bir amil yok. E bu durumda yuhibbu manevi amil tarafından ref edildiği için merfudur. Fiili mudari de dikkat edin Ce, e, cevazimlerden yani cezmedici amillerden ve nevasiplerden yani nasb edici amillerden hali olduğunda yani onlardan boş olduğunda onlar olmadığında e, fiili mudari merfudur. Ve kardeşler böylelikle merfuat yani merfular konusunu bitirmiş olduk ve mensuplara geçmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde de mensupları inceleyeceğiz. Yani bu amillerin yaptıkları nasp etkisini, nasp etkisinden etkilenen kelimeleri inceleyeceğiz. İnşallah Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.